Mim Mim grubu, Müdafai Milliye, M.M. baş harflerinin Osmanlıca okunuşu Mim Mim'di. Mustafa Kemal Topkapılı Mehmet'i çağırdı, sen kuracaksın dedi. Eski tulumbacıydı, kolunda meşin bileklik, boynunda muska taşıyordu. Kabadayıydı, gözü de karaydı. Topkapılı Cambaz Mehmet adıyla nam salmıştı. Doğma büyüme İstanbulluydu. Çanakkale'den beri Mustafa Kemal'in askeriydi. Temaslar hiç kesilmemişti. Samsun'a geçmeden önce yaptığı gizli toplantılar arasında Şişli'deki evine gelenlerden biri elbette Topkapılı Mehmet'ti. İstanbul'da sustalı, tabancalı 3000 elemanı vardı. Sandalcı, hamal, esnaf. Sokakta müthiş bir istihbarat ağı kurdu. Yaprak kımıldasa haberi oluyordu. Gizli evleri, gizli depoları, gizli buluşma noktaları vardı. Anadolu'ya bilgi, insan, silah, cephane kaçırıyorlardı. Mustafa Kemal için canını vermeye hazır olan Topkapılı Cambaz Mehmet, gizli haberleşmede demir kodunu kullanıyordu. İstanbul resmi olarak Albay Neşet Bey'e bağlıydı. Neşet Bey de Albay İsmet'e, yani İsmet İnönü'ye bağlıydı. Topkapılı Cambaz Mehmet, filmlere çekilmesi gereken, romanlara yazılması gereken sansasyonel operasyonlara imza attı. İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'ın makam otomobilini çaldı, kendisi sürerek götürdü. Ankara'da Mustafa Kemal hediye etti. Mim Mim grubunun en önemli silahı sustalıydı. Tramvayla Türk kadınlarına sarkıntılık eden Fransız subaylarını veya esnafa tokat atan İngiliz askerlerini gölge gibi takip ediyor, tenhada bıçaklıyorlardı. İşgal kuvvetleri için keskin ve sessiz bir tehlikeydi. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde açıklamıştı. İstanbul'da dedi, 3000 silahlı adamımız var. O 3000 kişi Mim Mim grubuydu. Semt semt örgütleniyorlardı. Gerekirse mahalle mahalle vuruşulacaktı. Topkapılı Cambaz Mehmet'e Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bizzat Mustafa Kemal tarafından İstanbul milletvekili olması için teklifte bulunuldu. Teşekkür ederek kabul etmedi. Koşum tutmaz bir insanım, müsaade buyurun serbest kalayım dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1500 lira maaş bağlandı. Onu da kabul etmedi, Kızılay'a bağışladı.